Ben Ali Ayvaz. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rabbini zikredenle etmeyenin farkı diriyle ölünün farkı gibidir. Müslim ise bu hadisi şöyle rivayet etmiştir. İçinde Allah'ın anıldığı ev ile Allah'ın anılmadığı evin farkı diriyle ölünün farkı gibidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ben kulumun beni düşündüğü gibiyim. Beni zikrettiği zaman onunla beraberim. Eğer beni yalnız başına anarsa ben de onu yalnız anarım. Şayet beni bir toplulukla beraber anarsa ben de onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müferritler öne geçti buyurdu. Bunun üzerine sahabiler müferritler ne demektir ya Resulallah diye sordular. Resul-i Ekrem de Allah'ı çok anan erkeklerle kadınlardır buyurdu. Cabir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim dedi. Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah'tır. Abdullah İbni Busr radıyallahu anh şöyle dedi. Bir adam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme hitaben Ya Resulallah, İslamiyet'in emirleri çoğaldı. Bana sıkı sıkıya yapışacağım bir şey söyle dedi. O da dilin hep Allah'ı zikretsin buyurdu. Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse Subhanallahi ve bihamdihi ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim derse cennette onun için bir hurma ağacı dikilir. İbni Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsra gecesinde İbrahim aleyhisselama rastladım. Bana şunu söyledi. Ya Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara cennetin toprağının çok güzel, suyunun tatlı, arazisinin son derece geniş ve dümdüz, ağaçlarının da Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekberden ibaret olduğunu haber ver. Ebu Derda radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına size en hayırlı Allah katında en değerli derecenizi en fazla yükseltecek sizin için sadaka olarak altın ve gümüş dağıtmaktan daha kazançlı, düşmanla karşılaşıp da sizin onların boynunu vurmanızdan, onların da sizi öldürmesinden daha çok sevap getirecek amelin ne olduğunu haber vereyim mi? Diye sordu. Onlar da, evet söyle dediler. Resul-i Ekrem de, Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu. Sa'd İbni Ebu Vakkas radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre kendisi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber önündeki hurma çekirdekleriyle veya çakıl taşlarıyla tesbih çeken bir kadının yanına girdi. Peygamber aleyhisselam kadına bundan daha kolayını ve daha faziletlisini sana haber vereyim mi diye sorduktan sonra şöyle buyurdu. Subhanallahi adede ma halaka fis semai ve subhanallahi adede ma halaka fil ard ve subhanallahi adede ma beyne zalike ve subhanallahi adede ma huve halik. Ben Allah'ı gökyüzünde yarattıkları sayısınca,
uluhiyetine yakışmayan sıfatlardan tenzih ederim. Ben Allah'ı yeryüzünde yarattıkları sayısınca uluhiyetine yakışmayan sıfatlardan tenzih ederim. Ben Allah'ı yerle gök arasında yarattıkları sayısınca uluhiyetine yakışmayan sıfatlardan tenzih ederim. Ben Allah'ı bundan sonra yaratacakları sayısınca uluhiyetine yakışmayan sıfatlardan tenzih ederim de. Allahu Ekber'i de böyle, Elhamdülillah'ı da böyle, La ilahe illallah'ı da böyle, La havle ve la kuvveti illa billah'ı da böyle söylersin, dedi. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben, cennet hazinelerinden bir hazineyi sana bildireyim mi? Buyurdu. Ben de evet ya Resulallah bildir dedim. Şöyle buyurdu. La havle ve la kuvvete illa billah. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Allah'ı anmak ve devamlı gündemde tutmak şüphesiz en büyük ibadettir. Öyleyse siz bütün zamanlarınızda beni anın, beni gündeminizden çıkarmayın ki ben de sizi her an bağışlamak ve sevap vermekle anayım. Rabbini alçak gönüllülükle, korku ve duyarlılık içinde sesini yükseltmeden sabah akşam an ve sakın umursamaz kimselerden olma. Allah'ı namaz dışında da daima hatırlayın ki mutluluğa erişebilesiniz. Gerçek şu ki Allah'a teslim olmuş bütün erkekler ve kadınlar, inanan bütün erkekler ve kadınlar, kendini ibadet ve taata vermiş erkek ve kadınlar, niyet ve davranışlarında doğru ve samimi olan erkek ve kadınlar, sıkıntılara göğüs geren erkekler ve kadınlar, gönülden saygıyla Allah'tan korkan erkekler ve kadınlar, sadaka veren erkekler ve kadınlar, nefislerini kontrol edip her şeyden kaçınarak oruç tutan erkekler ve kadınlar, İffet ve namuslarını koruyan erkek ve kadınlar, Allah'ı durmaksızın çokça anan erkek ve kadınlar var ya, işte onlara Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.